Kayıttayız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son zamanlarda yani geçtiğimiz günlerde duyurulmuş olan ancak çok fazla üzerine düşünmeyen bir haber üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü bu haber birçok insanın bakış açısından ne kadar değersiz, önemsiz, hani gerçekten dikkat verilerek okunacak veya değerlendirilecek bir haber olmadığını düşünse de birçok insan nihayetinde çok önemli. Yani gerçekten uzun vadede birçok insanın da sinema sektörüne gönül vermiş ya da işte artık bizim gibi sinema severleri de ister istemez etkileyecek türden bir haberi üzerine konuşacağız bugün. Bilmeyenler için Wonder Woman 1984 filminin ertelenme tarihi üzerine konuşacağız. Şimdi diyecekler olabilir, Emre sen zaten bunun üzerine bir video çekmedin mi? Ben bunun üzerine bir video çektim de çekmesin arkadaşlar. Bu videoda da hatta hatırlarsanız demiştim ki eğer herhangi bir sıkıntı çıkmazsa ve korona gerçekten de 2021 yılında vakaları olabildiğince azalırsa bu doğrultuda 2021 yılı sinema açısından ve filmler açısından çok dolu, sinemalara gidilen bir yıl olacak demiştim. Tabii ki bunun halen arkasındayım. Ama orada da şunu söylemiştim hatırlarsanız. Wonder Woman'dan önce Disney Plus ya da daha doğrusu Disney Wonder Woman'la aynı tarihe yani vizyon tarihinin 25 Aralık 2020 vizyon tarihine başka bir film yerleştirmiş dijital platformlarına. Hani herkesin artık inanılmaz beğendiği ve grafikler açısından da yıllar boyunca kendini çok geliştirmiş olan prodüksiyon şirketi Pixar bu yıl Soul isimli bir film çıkaracak. Ve bu film de yine sinemalarda olacaktı. Ancak bildiğiniz gibi korona çıktı ve özellikle Disney'in de geliştirdiği dijital platform olan Disney Plus bayağı bir yaygınlaştı. Bu doğrultuda da Disney direkt spesifik bir vizyon tarihi belirledi. 25 Aralık 2020. Ve bu vizyon tarihinde de filmi sinemada değil Disney Plus'ta yayınlayacağını duyuyor. Şimdi bu duyuru Wonder Woman'ın vizyon tarihinin açıklanmasından sonra olunca İster istemez insanlar arasında bir teori dönmeye başladı. Acaba Disney'de ufak ufak Warner Bros'un yani DC şirketinin, DC firmanın önüne taş mı koyuyor? Çünkü ister istemez böyle bir durum süre geliyor. Fark ettiyseniz Wonder Woman 1984 filmi de 25 Aralık'ta çıkacaktı. Ki şu an halen de öyle düşünülüyor. Ancak küçük bir ekleme yapıldı ona. Ki zaten videomuzun konusu bugün bu. Ve aynı zamanda Soul filmi de 25 Aralık 2020'de çıkacak. Şimdi bu durum İster istemez rekabet doğuruyor. Disney Plus'ın bu yaptığı hamleye karşılık HBO ve Warner Bros'ta yani DC filmlerinin haklarına sahip olan iki şirkette farklı bir strateji izlemek zorundalardı. Aynısını da yaptılar. Ben biraz daha geç bekliyordum vallahi. Ama zaten şu an 20 Kasım'dayız ve bence olabildiğince erken davranmışlar ve bence yerinde de davranmışlar. Şimdi olay şu. Wonder Woman ilk filminin hatta birinci ve ikinci filminin, ikinci filmini de aynı kadın yönetiyor. Yönetmeni olan Patty Jenkins ablamız korona vakaları ilk defa artmaya başlayıp filmler yavaş yavaş vizyon tarihleri ertelenince dedi ki hayır efendim olmaz öyle şey. Bizim filmimiz herhangi bir dijital platformda yayınlanmayacak. Biz sinemada yayınlayacağız. Türkiye içerisindeki ilk vakayı gördük dedikten bir hafta sonra 5000 kişi falan korona olunca İster istemez dünya çapında çok büyük bir pandemi aslında oluşmaya başladı. O aşamada işte filmlerin çok fazla vizyon tarihlerinin ertelenmeye başladığı aşamada Tenet filmini vizyona sokmayı planlayan Christopher Nolan ve Warner Bros. Dedi ki hayır efendim biz vizyona sokacağız. Şimdi Tenet filmini pazarlayan şirket de Warner Bros. Wonder Woman filmini de pazarlayan şirket Warner Bros. O zaman neden Tenet filmi tüm bu engellere rağmen vizyona girdi de Wonder Woman ertelendi. 25 Aralık'ta sinemaya girecek, vizyona girecek ama aynı zamanda da Warner Bros'un DC'nin haklarını paylaştığı bir başka dijital platform olan HBO Max'e de vizyona girecek. Yani şu anda Türkiye'de yok HBO Max. Türkiye'de şu an ne var? Netflix var. Amazon Prime geldi. İşte yakında Hulu gelir belki. Kim bilir? Ama bizde HBO Max yok. HBO Max Amerika'da var. Ve gerçekten de Amerika'da HBO Max kullanan insanlar 25 Aralık'ta ek bir ücret vermeden üyelik ücreti haricinde Wonder Woman 1984 filmini izleyebilecekler. Peki Warner Bros. Neden bu kadar ısrarcıydı bu konuda? Ve bu kadar ısrara ve bu kadar dirence rağmen neden 25 Aralık'ta aynı zamanda hem sinemada hem de dijital platformda yayınlıyorlar. Bu aslında ister istemez çok büyük bir olayın başlangıcı arkadaşlar. Artık arkadaşlar bu prodüksiyon şirketleri sadece filmlerini sinemalarda vizyona sokmuyor. Bundan birkaç yıl önce hatta bir 10 yıl önce diyebiliriz. Bildiğiniz üzere bir tane şirket zaten dijital platforma geçti. Ve filmlerini dijital platform üzerinden gösterime sokmaya başladı. Hangi şirketti o? Şu anda dünya üzerinde var olmuş en fazla dijital platformu üzerine aboneye sahip olan şirket. Netflix. Ve Netflix o kadar büyük bir ağ oluşturdu ki koronanın belki de Zoom uygulamasından sonra en fazla pozitif etkisi olan şirketlerden bir tanesi
Tabii ki Netflix'te. Çünkü herkes evdeydi ve herkes karantinadaydı. Bu doğrultuda ne oldu? Warner Bros. Filmini erteledi. Paramount filmini erteledi. O erteledi, bu erteledi. Disney erteledi. Ama Netflix dümdüz ta 2016 yılında çekmiş ama editlememiş. Hop, filmi vizyona soktu. Bu arada Netflix'in şu politikasına da hayranım. Her hafta birkaç yeni filmin olması lazım. Film iyi mi olsun, kötü mü olsun, eski mi olsun, yeni mi olsun hiç fark etmez. Yeter ki olsun. İnsanlar yeni bir şeyler görmeye aç. Bu süreçte de prodüksiyon şirketleri efsane filmler var ama az izleyeceğinizi düşündüğümüz için vizyona sokmuyoruz. Bir yıl erteliyoruz dedi. Ki benim eğer koronavirüs olmasaydı şu ana kadar izlemiş olacağınız 28 film videomu da göz atmanızı istiyorum. Çünkü yani gerçekten adı üstünde, videonun adı üstünde 28 filmi izleyecektik. Hadi sırf sinema severleri de tutmayalım bu klasmanın içerisine. Hadi gamerları da ekleyelim. Bakın bugün 20 Kasım. Eğer koronavirüs olmasaydı, gamerlar size sesleniyorum. Eğer koronavirüs olmasaydı bugün Cyberpunk 2077 pazara sunulacaktı yani. Şu anda toparlamak istediğim nokta şu. Bu kadar bilgi serdim önünüze. Artık şirketler sadece bu filmden ne kadar gişe yapabiliriz diye düşünüp filmlerini ertelemiyorlar. Bir yandan da Netflix gibi dijital platformlara ayak uydurabilmek için kendi dijital platformları üzerinden film vizyona sokmaya çalışıyorlar. Ve bu da bazı prodüksiyon şirketlerinin çok geç aklına geldiği için çok büyük olumsuz sonuçlar doğuruyor. Şimdi Netflix'in arkadaşlar dünya çapında yanlış bilgi vermeyeyim 195 milyon üyesi var. 195 milyon dünya çapında. Tabii Disney Plus da bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda çıktı ve gerçekten de çok büyük bir pike yaptı. Çünkü Disney Plus'ın da özellikle Disney prodüksiyonu üzerinden izlediği politika gerçekten akıllıcaydı. Disney Plus'ı şu şekilde düşündüm. Yani Netflix aldı başına gitti abi. 195 milyon üyeleri var. Biz ne yapabiliriz? O zaman gerekirse zarar edelim ama yeter ki bizim de üyemiz olsun. Bu doğrultuda Disney Plus ilk olarak Mulan'ı videomu soktu. Disney Plus üzerinden yani gerçekten hani bizim gibi ülkelerde Disney Plus'ın daha gelmediği ülkelerde vizyona yine girdi. Ama hani başta Amerika olmak üzere birçok ülkede Disney Plus'ta vizyona girdi. Ve Mulan günümüz live action'ları uyarlamalarında, remake ve live action uyarlamalarında çok geride bir gişe yaptı. Hani Aladdin çıktı, Lion King çıktı, Sonic çıktı, Tom ve Jerry geliyor. Eskiden izlemiş ve bildiğimiz yapımların tekrardan remake'leri yapıldı ve bunlar en az 1 milyar dolar gişe yaptı. Ama Mulan 300 milyon etrafında takıldı. Yani Disney Plus'ın burada izlediği politika şuydu. Biz gerekirse zarar edelim, yeter ki üye kazanalım. Bu politika işe yaradı mı diye soracak olursanız gayet de yaradı. Geçtiğimiz 5 ay boyunca tamı tamına 74 milyon üye kazandı arkadaşlar. Ve halen de ilerlemeye devam ediyor. Şimdi 195 milyona kıyasla 74 milyon biraz az görünebilir. Ancak şunu da göz önünde bulundurun. Disney Plus'ın daha 1 yılı oldu olmadı. Ki tüm dünya etrafında. Ama Netflix 8-9 yıldır piyasada devamlılığını sürdürüyor. Hani Türkiye'ye gerçi 2013'te mi ne gelmişti ama tekrardan onun öncesinde Amerika'da da çok popülerdi. Bunu da göz önünde bulundurun. Yani önümüzdeki bir 5 yıl içerisinde Disney Plus, Netflix isterse şaşırmayın. Netflix'in bu süreçte izlediği politika klasik aynıydı ama Disney Plus ne yaptı? En başta Netflix üzerinde yer alan tüm Disney yapımlarını kaldırdı. Kendi platformuna bulundurdu. Sonrasında kendi platformuna özel, affedersiniz ses kaydı gidiyor. Kendi platformuna özel dizi ve filmleri vizyona başladı. Bunu nasıl yaptı diye soracak olursanız efendim işte Hamilton'ı izledik. Yani Netflix'in yaptığı gibi kendisine has dizi ve filmleri olması lazım. Şimdi gelelim asıl konumuza. Wonder Woman 1984. Neden 25 Aralık'ta hem sinemada hem de dijital platformla vizyona girecek biliyor musun? Çünkü Warner Bros. Da uyandı. Ulan bu dijital platformlar üzerinden hayvan gibi para kazanıyorlar. Biz hala Wonder Woman'ı erteliyoruz. O filmi erteliyoruz, bu filmi erteliyoruz. Bizim sonumuz ne olacak dediler. Ve Warner Bros'un izlediği politika da şuydu. Biz Tenet gibi koronavirüsünde koronayla savaş için vizyona sokmayalım filmimizi. Böyle bir hata etmeyelim. Ekonomik bir krize girmeyelim. Bu projeyi yalan etmeyelim. Ne yapalım? Başrolünde zaten Gal Gadot gibi mis gibi bir hatun var yani. Bu filmi biz dijital platforma atsak bile hayvan gibi izlenir dediler. O nedenle filmin 25 Aralık'ta hem sinemada hem de HBO Max'te vizyona girmesine karar kıldılar. Şimdi 25 Aralık'ta HBO Max'te bu film vizyona girecek. Ve HBO Max'te şu anda birçok filmde var. Yani halen burada HBO Max'in de Warner Bros'un da tıpkı Disney Plus ve Netflix'te olduğu gibi kendisine izleyici, üye çekme çabası var. Abone çekme çabası var. HBO Max'in tüm bu çabaları kendisine nereye kadar taşıdı diye soracak olursanız HBO Max'in de şu anda an itibariyle 38 milyon abonesi var. İleride ne olacak diye soracak olursanız benim şu videonun şu dakikasına kadar anlatmak istediğim tüm her şeyin background'unu yaptığıma göre şu anda sizlere kendime yöneltebileceğim bir soru sorabilirim.
İleride ne olacak? Şimdi arkadaşlar, bu olay artık sadece korona ile sınırlı kalmadı. Korona sadece bunları fitilleyen bir noktaydı. Yani filmlerin vizyon tarihleri tabii ki korona nedeniyle ertelendi ama filmlerin dijitale geçmesinin temelinin asıl sebebi korona değildi. Koronanın da çok büyük bir etkisi vardı ama sadece pandemi, yani virüs sebebiyle filmler dijital platforma taşınmadı. Arkadaşlar çok büyük bir etkisi var. Artık insanlar film izlerken yemek, içmek, muhabbet etmek, telefona bakmak, osurmak, geğirmek istiyor. Ama bunları sinemada yapamıyorlar. Peki sinemadan kendilerini alıkoyan şey ne? Bir sinema deneyimi, anlatabiliyor muyum? Yani insanların burada prodüksiyonların vermekten çekindiği bir kararı vermesi lazım. Ben bu saatten sonra izlediğim filmlerin %90'ını evde oturup Netflix'ten mi izleyeceğim? Disney Plus'tan, Hulu'dan, HBO Max'ten atıyorum. Ya yani binlerce zaten dijital platform var. Bunlardan bir tanesinde mi izleyeceğim? Yoksa hala gidip gerçekten de bir IMAX ekranında, atıyorum işte 2x39'da bir ekranda gerçekten böyle bir sinema deneyimi mi yaşayacağım diye insanların kendilerine sorması lazım. Tabi bu soru şu anda çok büyük çelişkilere sebep olduğu için prodüksiyon şirketleri ne yapıyor? İki film sinemaya, bir film dijitale, ya da iki film dijitale, bir film sinemaya. HBO konu çok kaynadı arada. Ne olacak? Ne diyecektik ya? İleride bence büyük bir ihtimalle dijitalleşmeye devam edecek şirketler. Çünkü birçok şu anda prodüksiyon şirketi ve birçok dijital platformda şu anda ilerlemeye devam ediyor. Prodüksiyon şirketleri genel stratejilerini dijital platformun odaklı yönetiyor ve bu doğrultuda da biz dijital platform üzerinden yararlanıyoruz. Hem Netflix hem de Amazon Prime'de üyeliğim var. Farkları var mı? Tabii ki var. Netflix yıllardır bu piyasada. O nedenle arayüzü çok daha sade, çok daha kullanılabilir, çok daha rahat. Binlerce yapım var. Amazon Prime'de yeni yeni ayaklanmaya çalışıyor. Netflix'in zamanında yıllar önce yaşadığı sıkıntıları şu anda cebelleşiyor onlarla. Önümüzde HBO Max de aynı sıkıntılarla karşılaşacak. Tabii ki. Ama izledikleri stratejiler aynı mı? Evet. Bu saatten sonra ne olur ben size söyleyeyim. HBO Max mesela son zamanlarda izlemedim ama izleyeceğim. Anna Hathaway'in başrolünde olduğu The Witches isimli bir film çıkardı. Ve bu sadece kendi platformlarına özeldi. Bu noktadan itibaren Disney Plus da kendi platformlarına özel videolar veya videolardan ziyade film ve dizi üretmeye devam edecek. Netflix hiçbir şey yapmayacak, kaldığı yerden devam edecek her seferinde olduğu gibi. Belki Türkiye'ye olan yatırımını artırabilir. Ki bunu söylemek şu noktada biraz absürt kaçacaktır. Çünkü zaten Aşk 101, Hakan Muhafız, Atiye, Bir Başkadır. Yani bu tarz yapımlara gerçekten şans veriyor. Yani Türkiye'ye olan yatırımı özellikle 2018 yılından bu yana çok arttı. Gel gelelim ki Netflix'in de üye kaybetmemek için çaba göstermesi lazım. Yani Wonder Woman'ın hem sinemada hem HBO Max'te yayınlanma durumunun ne kadar zincirleme bir olay oluşturacağına farkındasınız değil mi? Yani yaptığım açıklamaları belirli bir kalıba oturtmak gerekirse Wonder Woman 1984 filmi 25 Aralık'ta vizyona girecekti. Ama HBO Max alındı. Ama Disney Plus'ın da Soul filmi vardı. Ne oldu o şimdi? İkisi de aynı anda yayınlanacak ama iki farklı platformda yayınlanacak. Anlatabiliyor muyum? Bu doğrultuda ne olacak? Disney Plus diyecek ki ulan görüyorum restini, ben de rest çekiyorum diyecek. Belki de 2 ay sonra Black Widow'u Disney Plus'a koyacak. Bu doğrultuda deneyimli insanlar gerçekten o filmi o dijital platform üzerine emip torrente atabiliyor. Bana The New Mutants atıldı, The Witches atıldı. Bunlar tatsız şeyler. Tabii ki desteklemiyor değilim. Ama desteklemiyorum da. Dijitale geçtikçe insanların torrent kullanma yüzdeleri artacak. 2020 ile 2030 yılları arasında sinema kullanımı gittikçe azalacak. Artık insanlar dijital platforma geçiyor ve dijital platform kullanımı gittikçe artacak. Peki ben burada bunu nereye bağlayacağım? Şuraya bağlayacağım. Evet. İnsanlar dijital platform kullanmaya devam ettikçe korsan sayısı artacak. Bundan bir 10 yıl önce ya da 10 yılı bırakalım, 2-3 yıl önce de insanlar korsan kullanmıyor muydu? Evet. Ama bir önceki verdiğimiz örneğe gelelim. Tenet filmini herkes nasıl izledi? Sinemaya gitmeyenler. Korsan izledi. Ama nasıl korsan? Sinema çekimi. Ama şimdi dijital platformlardaki korsanlar nasıl olacak? Gerçekten o dijital platformda yayınlandığı çözünürlük üzerinden korsan olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani yapım şirketleri için çok büyük bir dezavantaj var ortada ve farkında değiller. Belkiler de farkındalardır ama umursamıyorlardır. Çünkü arkadaşlar şu anda biraz at yarışı, anlatabiliyor muyum? Yani mesela Warner Bros. Dedi ki filmin vizyon tarihini erteleyelim, bir bakarız. Bir bakarız diyemezler. Çünkü Netflix üye kazanmaya devam ediyor. Disney Plus üye kazanmaya devam ediyor. Dediğim gibi HBO Max'in 38 milyon abonesi var. Disney Plus'a yetiştirmeye çalışıyor. Disney Plus'ın 74. Disney Plus'ın 74 abonesi var. 195 milyonlu Netflix'e yetişmeye çalışıyor. Netflix'e 195 milyon abonesi var. 74 ve 38 milyon abonesi olan diğer iki dijital platformun abonelerini almaya çalışıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Biraz karışık bir video olmuş olabilir. Ama aslında dijitalleşmenin uzun vadede
ne kadar büyük olumsuzluklar beraberinde getireceğini sizlere biraz olsun anlatabilmek istedim arkadaşlar. Ve şu an bir şey fark ettim. Ben de mesela bu 2016 yılından beri var. Telefonumla video çekerken de bunu yapardım. Mesela şu an 26 dakika olmuş video. 26 dakika boyunca kendime bakıyormuşum. Mesela buraya bakmam gerekiyormuş ama ben yarım saat buraya bakıyormuşum. Olsun, kusuruma bakmayın arkadaşlar. Tekrardan kusuruma bakmayın diyebileceğim başka bir şey ise, bakın duvarların hepsi düz. Onlarla hayvan gibi yankı olacaktır. Şu ses yalıtım olayında bir türlü halledemedik. Onun için de kusura bakmayın. Bu tarz videolar çekmeyi seviyorum. Birçok insan Mandalorian'ın incelemesini yap demişti. Ama sizlere The Boys'un incelemesinde dediğim gibi, hani sezon finali gelsin, ikinci sezonu böyle bir toplarız, öyle incelemesini yaparız demiştim. Onun haricinde kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzleyicilerimin %80'i bana hala abone değilmiş. Hala onlara bakıyorum ya. %80'i hala abone değilmiş. Abone olursanız sevinirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.